Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında bugün sizlerle fonksiyonlarda uygulamalarla ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 2 çarpı fx ve f eksi 2x artı 4 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Gx eşittir fx artı 1 artı f eksi 3x artı 1 bölü 2 olarak verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre f bileşke g1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar grafikleri incelediğimizde hem 2fx hem de f eksi 2x artı 4 fonksiyonlarının doğrusal fonksiyon olduğunu görüyoruz. O zaman f fonksiyonu da bir doğrusal fonksiyon olmalıdır. F fonksiyonunun kuralını ax artı b olarak yazalım. Burada a ve b gerçel sayılar. Şimdi bakıyorum 2fx fonksiyonu 0'a 8 noktasından geçmiş. O zaman bu noktanın doğru denklemini sağlaması gerekir. 0 eşittir 2 çarpı, pardon şurası 8. 8 eşittir 2 çarpı f0 olmalı. Şimdi f0 değerini f fonksiyonunda x gördüğüm yere 0 yazarsam b bulurum. 8 eşittir 2b. O zaman arkadaşlar b değerini 4 olarak bulduk. Şimdi sırada a değeri var. A değerini bulmak için de ikinci grafiği kullanıyorum. O grafikte 6'ya 0 noktasından geçmiş. O zaman bu nokta doğru denklemini sağlamalı. 0 eşittir. F eksi 2 çarpı 6. X gördüğüm yere 6 yazdım. Artı 4. 0 eşittir. F eksi 12 artı 4 daha. Eksi 8 olarak bulunur. O zaman fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 8 yazıyorum. Eksi 8 a artı b yerine de 4 bulmuştum değerini. Bu ifade 0'a eşit olacakmış. Demek ki arkadaşlar a değeri bakın 4'ü karşıya attım. Eksi 4 olarak geçer. Her iki tarafı eksi 8'e bölersem a değerini de 1 bölü 2 olarak bulurum. Demek ki f fonksiyonunun kuralı x bölü 2 artı 4'e eşitmiş. Şimdi bize ne soruluyor bakalım. G fonksiyonunun kuralı verilmiş. F bileşke G1 değeri soruluyor. F bileşke G1 ne demektir arkadaşlar? F G1 değerini bul demektir. G1 değerini bulmak için de bize verilen G denkleminde, G fonksiyonuna ait denklemde X görünümü yere 1 yazıyorum. Şimdi X görünümü yere 1 yazarsam F2 gelir. F-3 gelir. Ve artı 1 bölü 2 gelir. Peki f2'yi nasıl bulacağız? F fonksiyonunun kuralını artık biliyorum. X görünümü yere 2 yazacağım. 2 bölü 2 1, 4 ile topladım 5. Artı. F-3'ü nasıl bulacağım? X gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. F fonksiyonunun denkleminde eksi 3 bölü 2 artı 4. Ve bir de artı 1 bölü 2 var. Evet arkadaşlar şimdi eksi 3 bölü 2 ile artı 1 bölü 2'yi toplarsam eksi 2 bölü 2 olur. Böldüm eksi 1 yaptı. 5 ile 4'ü topladım 9. Eksi 1 daha. Burayı 8 buldum. Yani f fonksiyonunun 8'deki görüntüsü isteniyor bizden. Hemen x gördüğüm yere bu sefer 8 yazıyorum. 8 bölü 2 artı 4'ten 8 bölü 2 4'tür. 4 ile topladım arkadaşlar. Sonucu 8 bulurum. Doğru cevap seçeneği A'dır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarıyla ilgili olarak f bileşke gx eşittir 3x artı 5, fx artı gx eşittir 4x artı 1 eşitlikleri verilmiştir. Buna göre fx eksi gx fonksiyonunun eksi 1, 3 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize verilen iki tane fonksiyon var. Birisi f bileşke gx, birisi fx artı gx. Şimdi bunların her biri doğrusal fonksiyon olduğu için hem f hem de g fonksiyonlarının da doğrusal fonksiyon olması gerekir. Onları şöyle yazayım. Fx eşittir ax artı b biçiminde olmalı. Gx de arkadaşlar cx artı d biçiminde olmalı. Şimdi f bileşke gx 3x artı 5'e eşit olduğuna göre burada a, b, c, d gerçek sayılar olacak. F bileşke g fonksiyonunu yazalım. Nasıl yazabilirim? F, gx şeklinde yazıyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. F fonksiyonunun kuralında yani ax artı b'de x gördüğüm yere cx artı d yazacağım.
A çarpı CX artı D artı B. Arkadaşlar bu ifadenin eşiti ne olarak verilmiş? 3X artı 5. Hemen eşitliyorum. Bu durumda şurayı dağıtalım. A çarpı C çarpı X artı A çarpı D artı B eşittir 3X artı 5. Şimdi polinom eşitliğinden A çarpı C arkadaşlar 3'e eşit olmalıdır. A çarpı D artı B de 5'e eşit olmalıdır. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım. Fx artı gx 4x artı 1'e eşitti. Hemen topluyorum. F ve g fonksiyonlarının kurallarını. Şurayı toplayalım. Taraf tarafa topluyorum bakın. A artı cx artı b artı d. Şurada yazmıştık f ve g'nin kurallarını. Şimdi toplama işlemini yaptık. Peki bu ifade neye eşitmiş arkadaşlar? Aşağıda görüyorsunuz 4x artı 1'e eşitmiş. Eşitliyorum. Yine polinom eşitliğinden a artı c 4'e eşit olmalıdır. B artı d de 1'e eşit olmalıdır. Şimdi arkadaşlar a ile c'nin çarpımı 3'e eşitmiş. Toplamları 4'e eşitmiş. O zaman a 3 c 1 olabilir ya da a 1 c 3 olabilir. Fakat a 1'e eşit olursa burada b artı d 5 olur. Halbuki b artı d'nin 1 olması gerektiğini söylemiştik. O zaman bu bir çelişki olur. Demek ki a sayısı 3'müş, c sayısı da 1'miş. Şimdi a değerini burada yerine yazarsam 3d artı b eşittir 5. B artı d de arkadaşlar 1'e eşit. Şimdi iki bilinmeyenli bir denklem sistemi bu. Hemen alttaki denklemi eksiyle çarpıyorum. B'ler gider. Buradan 2d eşittir 4. D eşittir 2 bulunur. Şimdi d eşittir 2 değerini bu denklemlerden birinde yerine yazıyorum. B'yi de arkadaşlar eksi 1 olarak bulurum. Şimdi f ve g'nin kurallarını ax artı b ve cx artı d olarak yazmıştık. O zaman fx eşittir. Bakın a'yı 3 bulmuştum. 3x eksi 1'dir. G fonksiyonu da arkadaşlar x artı 2 olarak bulunur. Şimdi bize ne sorulmuş? Fx eksi gx fonksiyonunun bir kapalı aralıktaki ortalama değişim hızı sorulmuş. Hemen fx eksi gx fonksiyonunu buluyorum. Fx eksi gx eşittir. Ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa çıkarma işlemi yapacağız şurada. 3x'ten x çıkardım. 2x oldu. Eksi 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 3 oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir yorum yapacağız. Y eşittir 2x eksi 3 bir doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonların bütün aralıklarda ortalama değişim hızı bu fonksiyonların eğimine eşittir. Bakın burada eğim x'in katsayısına eşittir. Dolayısıyla doğru cevap 2 olmalıdır. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 5, eksi 1 açık aralığında fonksiyon artandır. Eksi 3, 4 kapalı aralığında x çarpı fx küçük 0 olur. Fonksiyon azalan olduğu en geniş aralıkta ortalama değişim hızı eksi 13 bölü 7'dir. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar öncüleri tek tek inceleyeceğiz. Doğru ve yanlış mı ona bakacağız. Onun için de grafiği incelememiz gerekiyor. Birinci öncülden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar eksi 5, eksi 1 kapalı aralığın açık aralığında acaba fonksiyon artan mı? Bakın grafiğe baktığımızda eksi 5'ten eksi 3'e kadar fonksiyon artmış. Yani eksi 5, eksi 3 açık aralığında f fonksiyonu artan. Ancak eksi 3'ten eksi 3 değerinden sonra eksi 1'e kadar olan bölümde bu açık aralıkta f fonksiyonu yön değiştirdiğini, azalan hale geldiğini görüyoruz. O zaman arkadaşlar birinci öncülde fonksiyon artan olduğu söyleniyordu. O zaman birinci öncül yanlıştır. Şimdi ikinci öncülü inceleyelim. İkinci öncül bize diyor ki eksi 3, 4 kapalı aralığında x çarpı fx değeri negatiftir. Öyle mi bakalım. Eksi 3 ile 0 yarı açık aralığında arkadaşlar fonksiyonun değeri pozitif ancak
x değerleri negatif. O zaman x çarpı fx değeri arkadaşlar negatif olacaktır. Peki sıfırdan sonra nasıl değişmiş ona bakalım. Sıfırla 4 yarı açık aralığında bu sefer x değerleri pozitif ancak fonksiyonun şurada negatif değer aldığını görüyoruz. Yine x çarpı fx değeri sıfırdan küçüktür. Ancak burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. X eşittir 0 için f 0'da 0'a eşit arkadaşlar. Dolayısıyla x 0 iken x çarpı fx değeri 0'a eşit olur. Halbuki bizden negatif olması istenmiş. O yüzden ikinci öncülün yine yanlış olduğunu söylüyoruz. Şimdi üçüncü öncülü inceleyelim. Üçüncü öncülde de demiş ki fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralıkta. Bakalım fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık. X eşit 3'ten başlıyor. X eşit 4'e kadar bu aralık fonksiyonun en geniş azalan olduğu aralık. Şimdi bu aralıktaki ortalama değişim hızı sorulmuş. Ortalama değişim hızını arkadaşlar şöyle buluyoruz. Delta y bölü delta x. Yani sınır değerleri için, aralığı sınır değerleri için f4 eksi f eksi 3 bölü 4 eksi eksi 3. Şimdi f4 değerine bakalım. Hemen grafiğe geri dönüyorum. X eşittir 4 için y eksi 4 olmuş. Eksi. X eşittir eksi 3 için y 9 değerini almış. Bölü 4 eksi eksi 3. 4 artı 3'e dönüşür. Burası 7 olur. Eksi 4 ile eksi 9 topladım. Eksi 13 oldu. Eksi 13 bölü 7'dir. Ortalama değişim hızı. O zaman 3. öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki doğru cevabımız yalnız 3'müş. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz gelsin. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx eşittir x kare eksi 6x artı 2 gx eşittir 2x eksi 10 olarak tanımlanıyor. 1, 3 kapalı aralığı, 3, 5 kapalı aralığı, 3, 5 açık aralığı. Buna göre yukarıdaki aralıklardan hangilerinde f artan ve g negatif değerli bir fonksiyondur? Arkadaşlar f fonksiyonu ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon. Dolayısıyla bir parabol belirtir. Ve bakın x karenin katsayısı 1 yani pozitif. O zaman parabolün kolları arkadaşlar yukarı doğru olacak. Hemen bir parabol çizelim. Kolları yukarı doğru olan bir parabol. Tepe noktasının apsisine kadar olan x değerleri için azalandır. Tepe noktasının apsisinden sonraki x değerleri için artandır. O zaman tepe noktasının koordinatlarını bulmamız lazım. Bir parabolün tepe noktasını r ve k tepe noktasının koordinatlarını r ve k harfleriyle gösterecek olursak apsis değeri eksi b bölü 2a ile bulunur arkadaşlar. Burada b x'in katsayısı olacak. A da x karenin katsayısı olacak. Hemen değerleri yerine yazalım. Bakın parabolün kuralı bize verilmiş. B değeri eksi 6. A değeri de x karenin katsayısı 1. Yani 2 çarpı 1 oldu burası. O zaman eksi eksi 6 artı 6 yapar. 2'ye böldüm. 3 oldu. Demek ki tepe noktasının birinci bileşeni 3'müş. Bu soru için ordinatını bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü artan ve azalan olduğu aralıkları arıyoruz. Şimdi F'nin artan olduğu aralığı yazalım. Bakın 3'ten artı sonsuza kadar olan değerler için F fonksiyonu artan olacaktır. Aynı zamanda istenen aralıkta G'nin de negatif değerli olması isteniyor. Bakın birinci öncülü direkt eledik. Çünkü bu kurala uymadı. Birinci öncül doğru olamaz. Şimdi 2 mi 3 mü cevap ona bulmak için g'nin negatif değerli olduğu aralığı bulmalıyım. G bir doğrusal fonksiyon arkadaşlar. Gx'in sıfırdan küçük olmasını istiyorum. O zaman hemen kuralını yazalım. 2x eksi 10 sıfırdan küçük ise 2x 5'ten küçüktür. O zaman 2x 10'dan küçüktür. X de 5'ten küçüktür. X'in 5'ten küçük değerler aldığı aralık eksi sonsuz 5 açık aralığıdır. Şimdi bu aralık ile bu aralığın kesişim kümesidir. Bizden istenen aralık. İki kümenin kesişimi arkadaşlar 3, 5
açık aralığı olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar 3. maddede verilmiş. Doğru cevap seçeneği C'dir. Merhaba gençler. Bugünkü konumuz iş ve enerji. Gelsin sorumuz. Yer çekimi ivmesi büyüklüğünün sabit ve G olduğu ortamda düşey kesitli şekilde verilen yolun yalnız yatay bölümü sürtünmeli olup diğer sürtünmeler ihmal edilmektedir. K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim M noktasından geri dönüyor. Buna göre cisimle ilgili 1. M noktasından geri dönen cisim PR arasında durur. 2. L noktasından serbest bırakılırsa S noktasında durur. 3. M noktasından 3mgh kinetik enerji ile atılırsa L'ye kadar çıkabilir. Cisim K noktasından serbest bırakıldığında ilk potansiyel enerjisi 3mgh'lık bir potansiyel enerji var ve cisim serbest bırakıldığında M'ye kadar çıkabiliyorsa sürtünmeye karşı yani N S arasında 2mgh'lık bir potansiyel enerji harcamış olur. 3 bölmeli olduğu için N, P, R, S bölümleri 3 bölmeli olduğu için her bir bölmede 2/3mgh'lık bir enerji harcamış olur. M noktasından tekrar bıraktığımızda mgh'lık bir potansiyel enerji olduğu için 2/3mgh'ı RS arasında harcar ve PR arasında geri durur. Birinci yargı M noktasından geri dönen cisim PR arasında durur. Doğru. L noktasından serbest bırakıldığında 2mgh'lık bir potansiyel enerjiye sahip olacak. 2mgh'lık bir potansiyel enerjiyi bıraktığında S noktasında duracak. Evet, S noktasında durur. M noktasından 3mgh'lık bir potansiyel kinetik enerji ile atılırsa 3mgh'lık bir kinetik enerjisi var. 1mgh'da potansiyel enerjisi var. Bıraktığımız zaman 4mgh 2mgh'ını sürtünmeye karşı harcayacak. 2mgh'da yukarı çıkacak ve L noktasında duracaktır. 1, 2, 3, 3 yargıda doğru. Doğru cevap E'dir. Gelsin sorumuz. Şekildeki platformda yalnız MS yolu sürtünmeli olup sürtünme kuvveti yol boyunca sabittir. 2V süratle şekilde belirtilen konumdan geçen X cismi L noktasından V süratiyle geçip ancak K noktasına kadar çıkabilmektedir. Buna göre X cismi K noktasından dönüşte nerede durur? 2V süratiyle gönderilen cismin 1/2 şurada hemen yazayım. 1/2 M çarpım V kare bağıntısına göre 4E'lik bir enerjisi olmuş olsun. Kinetik enerjisi olmuş olsun. S noktasından girdip L noktasına kadar çıkıp K'ye kadar gittiğinde L noktasındaki E'lik bir enerjisi var. L noktasındaki kinetik enerjisi E kadarlık bir enerji var. V hızıyla geçtiğine göre E'lik. O zaman MS arasında sürtünmeye karşı harcadığı enerji 2E'lik bir enerji var. K noktasına çıktığında 2mgh'lık yukarıya çıktığında 2E'lik enerji var. 2E'lik enerji ile tekrar aşağı doğru indiğinde M, N, P, R, S yolunu tamamen 2E'lik enerjiyi harcamış olacak ve S'ye kadar gidip durmuş olacaktır. S noktasında durur. Doğru cevap E'dir. Gelsin sorumuz. Şekildeki özdeş iki yaydan oluşmuş ağırlığı önemsiz bir bahçe salıncağının yayları düşey konumda olacak şekilde dengede durmaktadır. 50 kilogram kütleli bir çocuk salıncağın tam ortasına tüm ağırlığı salıncakta olacak şekilde sallanmadan oturup denge sağlandığında yaylar 0.01 metre uzamaktadır. Çocuk salıncaktan kalkıp aynı şekilde yerine 100 kilogram kütleli babası oturup denge sağlandığında yayın bir tanesinde depolanan potansiyel enerji kaç jül olur? Yaylar birbirlerine paralel bağlandığı için yayların önce özdeşini yazalım. K eşdeğer eşittir K1 artı K2 şeklinde yazacağız. Şimdi yay 0.01 metre uzadığına göre yaya uygulanan kuvvet 2 tane K çarpım X şeklinde belirleyeceğiz. 50 kilogram kütleli bir çocuğun ağırlığı 500 Newton'dur.
2K çarpım uzama miktarı da 0.01 olduğuna göre buradan K'yı buluyoruz. 25.000 Newton bölü metre şeklinde buluruz. Yay sabitini bulduktan sonra çocuk kalkıp yerine aynı şekilde 100 kilogram kütleli babası oturup denge sağlandığında uzama miktarını bulacağız. Uzama miktarı da 1000 Newton eşittir 2K çarpım X'ten uzama miktarını buluruz. Buradaki uzama miktarı ise 0.02 metre çıkar. Yayın bir yayda uzama miktarı da potansiyel enerjisi K çarpım X kareden 1 bölü 2 1025.000 çarpım 0.02 dersek 5 jül uzadığını ya da 5 jül potansiyel enerjiye sahip olduğunu bulabiliriz. Doğru cevabımız A. Gelsin sorumuz. Ağırlığı ihmal edilen 10H uzunluğundaki çubuk ortasından bükülmüş halde düşey duvara sabitlenmiş ve O noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde çubuğun uçlarına 3M kütleli X ve M kütleli Y cismi takılıp serbest bırakıldığında sistem harekete geçmektedir. Buna göre X cismi düşey düzlemden geçtiği anda Y cisminin kinetik enerjisi kaç MGH olur? X cismi sistem serbest bırakıldığında X cismi düşey aşağı doğru inecek ve potansiyel enerji kaybedecek ve kinetiğe dönüşecek. Kaybettiği potansiyel enerji 3M çarpım G çarpım 5H'tan şuraya yazıyorum. 3M çarpım G çarpım 5H'tan 15 MGH'lık potansiyel enerji kaybedecek. Y cismi de yukarı doğru çıktığında düşeyde 7H burası toplam 4H, 3H, 7H yapacak. 7 MGH'lık bir potansiyel enerji kaybetmiş olacak. Y'nin kaybettiği potansiyel enerji ise, kazandığı potansiyel enerji ise 7 MGH. Farkı 8 MGH edecek. Sistemin toplam kazandığı kinetik enerji 8 MGH'tır. Her bir kütleye düşen MGH'da 4 tane kütle olduğu için kaybettiğimiz enerjiden 8 bölü 4'ten 2 MGH olacak. Yani Y cisminin kazandığı kinetik enerji 2 MGH'tır. Doğru cevap A'dır. Sevgili gençler merhabalar. Gazlarda kinetik teori ile ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz soruları beraber çözeceğiz. Şimdi sorularımıza geçelim. Sıcaklığı 400 Kelvin, basıncı P ve yoğunluğu D1 olan belirli miktarda ideal gazın basıncı yarıya düşürülüp sıcaklığı 600 Kelvin'e çıkarıldığında yoğunluğu D2 olmaktadır. Buna göre D1 ve D2 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? İdeal gaz yasasından çıkarılmış olan formülümüz vardı, onu yazalım. Basınç çarpı mol kütlesi eşittir yoğunluk çarpı gaz sabiti çarpı sıcaklıktır bu formülümüz. Nedir? İlk başlangıçtaki durumla, birinci durumla ikinci durumu yazıp oranlayalım. Basıncı başlangıçta P'ymiş. Aynı gazın sıcaklığı değiştirildiğine göre nedir? Mol kütlesi değişmeyecektir. Birinci yoğunluğuna D1 diyeceğiz. Gaz sabitleri birbirini götürecek zaten. Sıcaklık 400'dür birinci durumda. İkinci durumda basınç yarıya düşürülüyor diyor. P bölü 2 olarak alalım. Gazımızın cinsi değişmediği için mol kütlesi değişmedi. Yoğunluğu D2, gaz sabiti, sıcaklığımız da 600 Kelvin. Bunları oranlayalım. Mol kütleleri gitti. P'ler gitti, R'ler gitti. Bunlar da sadeleştiğinde yukarıda 2 kaldı, burada da 3 kaldı. Ne oldu? Altta 1 bölü 2 var, yukarıya 2 olarak geçti. 2D1, altta da 3D2 kaldı. İkiler yine birbirini götürdü.
Buradan da D1 eşittir 3D2 olarak bulduk. Demek ki bu soruda doğru yanıt ne oldu? D seçeneği oldu. Diğer soruya geçelim. Bir miktar civa 2 oksit katısının tamamı ısıtılarak ayrıştırılıyor. Oluşan oksijen gazı 27 derece Celsius'ta bir tüp içerisinde su üzerinde toplanıyor. Tüpteki gaz hacmi 24,6 litre ve toplam basınç 405 mm civa olduğuna göre başlangıçta alınan civa 2 oksit katısı kaç gramdır? Oksijenin atom kütlesi 16, civanın 200'dür. 27 derece Celsius'ta suyun buhar basıncı 25 mm civadır. Su üzerinde gaz toplandığı zaman toplam basınç nedir? Buradaki gazın basıncıyla sıvı suyun buhar basıncına eşittir. Toplam neymiş? Toplam basınç diyelim. Oksijen gazının basıncıyla suyun buhar basıncına eşittir dedik. Toplam basınç 405 olarak verilmiş. Oksijen gazının basıncını hesaplayalım. Suyun buhar basıncı da 25'ti. Buradan oksijen gazının basıncını 380 mm civa olarak buluruz. Yalnız bunu atmosfere çevirebilmemiz gerekiyor. Bir atmosfer 760 mm civaydı. Dolayısıyla 380 mm civa 0,5 atmosferdir. Evet, daha sonra da buradan oksijenin mol sayısını hesaplayalım ideal gaz yasası formülümüzle. Ve civa 2 oksitin mol sayısına doğru gidelim. Basıncımız 0,5 atmosfermiş. Hacmimiz 24,6 litreymiş. Mol sayısı nedir diyoruz oksijenin? Gaz sabiti sıcaklığımızı dikkat edersek 27 derece Celsius olarak verilmiş. 273 ile toplayacağız. 300 Kelvin'e denk geliyor. Öyle olunca gaz sabitimizi 82 bölü 1000 alırız. Sıcaklığımız da 300 Kelvin bu şekilde yazarız. Oksijenin mol sayısı buradan yarım mol olarak bulunur. Oksijen yarım mol olduğuna göre tepkimeye baktığımızda oksijen yarım mol ise civa 2 oksit 1 moldür anlamına gelir. Civa 2 oksitin 1 molü kaç gramdır? Mol kütlelerini toplayarak bulabiliriz. Civanın mol kütlesi 200 olarak verilmiş. Oksijenin de 16 olarak verilmiş. 216 gram nedir? Civa 2 oksit toplanacaktır. Evet, doğru yanıt B seçeneğidir. Merhaba gençler. YKS'ye doğru AYT çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde sindirim sistemiyle ilgili sorular çözüp önemli notlar alacağız. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Sindirim sistemine ait bazı yapılar aşağıdaki görselde harflerle işaretlenerek verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bize sindirim sisteminde görevli bazı organlar ve yapılar verilmiş, bunlar harflerle simgelenmiş ve buna bağlı olarak bazı öncüler sorulmuş. İlk öncülümüzde D hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bir bezdir diyor ama biz isterseniz öncelikle A, B, C, D'nin kim olduğuna bakalım. Daha sonra birlikte öncülleri değerlendirelim. İlk olarak baktığımızda A harfiyle bizlere simgelenmiş yapının bakın burada kim olduğunu gözlemliyoruz. Safra kesesi olduğunu gözlemliyoruz. Safra kesesi. Peki B ile ifade edilen yapının ise burada görmüş olduğumuz gibi karaciğer yapısı, karaciğer dokusu olduğunu gözlemledik. C ile ifade edilen kısım safra kesesinden almış olduğu sıvıyı ne yapıyor? İnce bağırsak, 12 parmak bağırsağına taşıyor. Öyleyse C ile ifade etmiş olduğum kısmın koledok kanalı olduğunu söyleyebilirim. Peki D ile ifade edilen yapı bakın hemen burada bizim için pankreası gösteriyor ve son olarak E ile ifade edilen yapının ise
pankreastaki üretilen salgının alınıp yine 12 parmak bağırsağına, Water kabarcığına taşınmasını sağlayan kanal. Öyleyse Wirsung kanalı olduğunu ifade edebilirim. Şimdi yeniden öncülleri değerlendirelim. Birinci öncülümüz D, hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bir bezdir demiş. D dediğimiz yapı pankreastır. Öyleyse pankreas için baktığımızda hem sindirim enzimlerini üretir, doğrudur. Sindirim enzimlerini üretir. Hem de pankreas bildiğimiz üzere insülin ve glukagon hormonlarını üretir. Öyleyse hem enzim hem de hormon ürettiğine göre karma bir bezdir. Bizim için doğru bir ifade oldu. İkinci öncül, B ile gösterilen organdan sindirim kanalına sindirim enzimi salgılanmaz. Hemen bakalım B ile gösterilen yapı, karaciğer. Evet, biz baktığımızda karaciğerden safra sıvısının geldiğini ve safra sıvısının içerisinde sindirim enzimi bulunmadığını biliyoruz. Öyleyse ikinci öncülün de doğru olduğunu ifade edebiliriz. Üçüncü öncülümüz, A ile gösterilen yapının ürettiği safra C aracılığıyla 12 parmak bağırsağına boşaltılır. A ile gösterilen yapı, hemen baktım. Bakın burada A ile gösterilen yapı, yani safra kesesi. Halbuki safra kesesi safrayı üretmez. Karaciğer, yani B ile gösterilen yapı üretir. Öyleyse üçüncü öncülün yanlış olduğunu gözlemledik. Dört, E hem sindirim enzimi hem de hormon bulundurur. E için baktığımızda hemen bakalım, bizim Wirsung kanalımız. Şimdi Wirsung kanalında sindirim enzimi var ama kanal egzokrin bir yapı. Burada hormon bulunma ihtimali yok. Kim vardır ancak? Hormonlar kanda taşınırlar, kanda bulunabilirler. Öyleyse yine dördüncü öncülünde yanlış olduğunu ifade ettik. Hangileri doğrudur dediği için bir ve ikinci öncüllerimizin yer aldığı A seçeneği bizim için doğrudur. Sıradaki sorumuz gelsin. Sindirim sisteminde etkili olan bazı hormonlar ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Bizim için sindirim sisteminde görevli olan bazı hormonlar ve görevleri verilmiş, hangilerinin yanlış olduğu ifade ediliyor. İlk birinci öncüldeki gastrin ile başlayalım. Gastrin, hemen baktığımızda, kan yoluyla mideye gelerek mide suyunun salgılanmasını uyarır. Zaten şunu biliyorum ben, gastrin hormonumuz ne yapacaktır? Midede üretilecek. Ne zaman üretilir? Yiyeceğin kokusunu aldığınızda, gördüğünüzde, mide iç çeperine dokunduğunda gastrin üretilir, kana verilir. Kimi uyarır? Mideden üretilip yine midede etkinlik gösterir, mideyi uyarır ve mide öz suyu salgılanmasını sağlar. Mide öz suyu üretimini sağlayacaktır. Zaten birinci öncülde gastrin hormonumuzun kan yoluyla mideye gelerek mide öz suyunun salgılanmasını uyardığını ifade etmiş. Öyleyse birinci öncülümüz bizim için doğru oldu. İki, kolesistokinin ve sekretin en çok karıştırılan iki hormonumuz. Bunun için küçük bir anlatım yapalım. Daha sonra öncüler sizin için çok basit hale gelecek. Öncelikle bizim bir karaciğerimiz var. Buna bağlı olarak üretmiş olduğumuz salgıyı depoladığımız bir safra kesemiz var. Bilerek bu kadar ayrı çizdim, daha rahat görebilin diye. Bu nereye gelip bağlanacaktır? İnce bağırsakta Water kabarcığına bağlanacaktır. Şu görmüş olduğumuz yapı bizim ince bağırsağımız, 12 parmak bağırsağı kısmı. Peki bir organımız daha var. O da bizler için de çok önemli olan yaprak şeklinde pankreasımız. Pankreastan da yine özel bir kanal gelip kimdir? Wirsung kanalı gelip ne yapacaktır? Yine 12 parmak bağırsağına, Water kabarcığına salgısını bırakacaktır. İki hormondan bahsettik. Sekretin ve kolesistokinin. İlk olarak sekretinle başlayacağım. Sekretin. Secret in. Gizli dosyayı açıyoruz. En fazla karıştırılan kısım. Ne olacak? Bu hormon ince bağırsak tarafından üretilecek. İki temel hormonu karaciğer ve pankreası uyaracak. Peki ne için uyaracak? İnce bağırsağın öncesi neresidir? Hemen düşünelim. Bizim, evet, midemiz. Midedeki
ortamın biz asidik olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani pH'ın yaklaşık olarak 2 ila 3 civarında olduğunu biliyoruz. Bu asidik yapı ince bağırsağa geldiğinde ince bağırsağın da bazik olduğunu biliyoruz. Öyleyse nasıl asidik yapı bazik hale dönüşecek? Yani 2-3'lerden pH 7-8'lere çıkacak. İşte burada sekretin hormonumuz temelde görev alıyor. Sekretin kim uyarıyor? Pankreasa diyor ki bikarbonat iyonlarını üret ve besin geldi. Bunu nereye bırak? Besinlerin üzerine bırak. Böylece midedeki asidik yapı ne yapsın? Bazik hale dönüşebilsin. Nötrleştirme işini yaptı. Bunu kim uyardı? Sekretin. Kim üretti sekretini? İnce bağırsak. Kim uyardı? Pankreası ve bikarbonat iyonlarının serbest kalmasını sağladı. Bu elde. İkinci uyardığımız organ yine bizim sekretin tarafından karaciğer uyarılacak. Ne için? Karaciğerin safra üretmesini uyaracak. Safra üretmesini söyleyecek. Safra sıvısının karaciğer hücreleri ürettiği ve bunlar ne yaptı? Safra kesesinde depolandı. Yoğunlaştırılmaya başlanıldı. Bitti. Sekretimizin görevi bu. İkinci hormonumuz kolesistokinin. Kolesistokinin. Bu hormon da yine karaciğer ve pankreas uyaracak ama nasıl uyaracak? Kolesistokinin pankreasa diyecek ki artık ortam bizim için müsait. İncelediğimizde pH artık ne yapıyor? Uygun hale geliyor. Sindirim enzimlerini gönder. Bakın kolesistokinin kim uyarıyor bizim için? Sindirim enzimlerini. Nereye gönderecek? Yine pankreas baktığımda sindirim enzimlerini water kabarcığına gönderecek. Besinden kimyasal sindirim için. Artı kolesistokinin bu sefer karaciğeri değil doğrudan safra kesesini. Bakın safra kesesini uyaracak ve burada biriktirilen safranın besinlerin üzerine dökülmesini sağlayacak. Demek ki temelde aslında iki hormonumuz aynı iki organı farklı yönde etkiliyor. Şimdi sorumuza tekrar dönüyorum. Kolesistokinin pankreastan bikarbonat iyonları yönünden zengin bazik bir sıvı salgılanmasını uyarır. Durdum. Sekretin bikarbonat yönünden zengin sıvı ürettirir ama kolesistokinin sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar. Öyleyse bizim tam tersi yönde bir ifade olmuş. Kolesistokinin değil de sekretin bu işi yapar. Öyleyse ikinci öncülümüz yanlış oldu. 3. Sekretin pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır. Halbuki pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını kolesistokinin uyarır. Öyleyse üçüncü öncülde yanlış konuma geldi. Bizim için verilenlerden hangisi yanlıştır denildiği için 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. İnsan sindirim sisteminde işlev gören bazı yapılar yandaki gibi şematize edilerek numaralandırılmıştır. Bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu 2021 sınavda çıkmış AYT sorumuz. Hemen seçenekleri birlikte inceleyelim. Bir numaralı yapıda peristaltik hareket meydana gelir. Bir numaralı yapıyı incelediğimizde, bakın hemen burada, biz bu yapının yemek borusu olduğunu gözlemliyoruz. Yemek borusu. Öyleyse yemek borusu ve sindirim kanalında besinler peristaltik yani sağımsal hareketle bir dizi kasın kasılıp diğer dizili kasın gevşemesiyle ilerlerler. Öyleyse A seçeneği bizim için doğru oldu. B. İki numaralı yapı sindirimde işlev gören safranın üretiminden sorumludur. Hemen birlikte inceleyelim. İki numaralı yapının biz kim olduğunu gözlemliyoruz? Karaciğer olduğunu gözlemliyoruz. Karaciğer. Öyleyse karaciğer yapımız doğrudur. Safranın üretiminden sorumludur. Üç numaralı yapıda hem enzim hem hormon üretimi gerçekleşebilir. Üç numaralı yapının bakın burada mide olduğunu gözlemledik. Öyleyse mide hem gastrin hormonunu üretecektir hem de pepsin proteinlerin sindirinden sorumlu pepsin enzimini sentezleyecektir. Öyleyse 3 numaralı yapıda hem enzim hem hormon üretimi gerçekleşebilir. Doğru bir ifade oldu. D. 4 numaralı yapıdan yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi salgılanır. 4 numaralı yapının bakın hemen şurada gözlemliyoruz. Pankreas olduğunu gördüm. Pankreasta 4 numaralı yapıda yağların sindirimden sorumlu lipaz enzimi üretilir.
yine doğru bir ifade oldu. E, 5 numaralı yapıda su ve minerallerin emilimi tamamlanır. 5 numaralı yapının, şurada gözlemleyelim, 5 numaralı yapı bakın burası, ince bağırsak olduğunu gözlemliyoruz. İnce bağırsakla su ve minerallerin emilimi tamamlanmaz. Doğrudur, besinlerin çoğunluğu büyük oranda emilir. Ama su, mineral ve bazı vitaminlerin emilimi kalın bağırsakla tamamlanır. Öyleyse hangisi yanlıştır diye sorulduğu için yanlış olan E seçeneği doğru cevabımız. Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde destan, masal, fabl ve halk hikayeleriyle ilgili birlikte sorular çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir? Hemen İslamiyet öncesine yöneldik. Hemen bir hatırlayalım sevgili arkadaşlar. İslamiyet öncesi dönemde Türk destanları Altay Türkleri ile başlıyorduk sevgili arkadaşlar. Altay Türkleri ve hemen aklımıza gelecek olan destan Yaratılış Destanı'ydı. Kronolojik bir sırayla gittiğimizde Saka Türklerini görüyoruz arkadaşlar. Sakalar da diyebiliriz bakın. Orada hemen aklımıza gelecek iki önemli destan var. Bunlardan biri Alp, Er, Tunga Destanı. Bir diğeri de Hükümdar Şu'nun yiğitliklerini anlatan Şu Destanı. Sonrasında tarih sahnesinde Hunlar var. Hun Türklerinden arkadaşlar, özellikle Oğuz, Kaan Destanı ve Attila Destanı olarak adlandırdığımız destan. Peki sonrasında Göktürkler tarih sahnesindeki yerini alacaklar ve Göktürkler dediğimizde hemen aklımıza arkadaşlar Bozkurt ve Ergenekon destanları gelecek. Ve son olarak İslamiyet öncesinde Uygur Türklerini görüyoruz. Uygurlar dediğimizde de aklımıza arkadaşlar Türeyiş ve Göç destanları gelir. Şimdi yazdığımız bu destanlardan sonra seçeneklere baktığımızda Bozkurt Destanı dedik arkadaşlar. Hemen Göktürklere ait bir destan olarak karşımıza Bozkurt Destanı çıktı. Peki Satuk Buğrahan Destanı verdiğimiz kronoloji içerisinde zaten yer almadı. Satuk Buğrahan Destanı'nda Satuk Buğra ifadesi zaten İslamiyet'i çağrıştırır bakın. Ve Satuk Buğra'nın İslamiyet'i hakim kılmak, yaymak amacıyla yapmış olduğu aslında cihatlar, çabalar bu destanda karşımıza çıktığı için bu destan İslamiyet öncesi değil, İslamiyet sonrası destanlardan biridir. Bu nedenle Satuk Buğra Destanı ile beraber cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Diğer destanlar Alper Tunga Destanı arkadaşlar. Hemen Sakalara ait olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla İslamiyet öncesine gittik. Oğuz Kağan Destanı Hunların destanıydı. Oğuz Kağan Destanı'nı da ele aldık. Ve Ergenekon Destanı'na baktığımızda Göktürklere ait önemli destanlardan biriydi. Bunu da işaretlemiş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği oldu. Evet sevgili gençler, soru çözümlerimize bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin bir masalın dilek bölümünden alındığı söylenebilir şeklinde yöneltilmiş soru. Sevgili arkadaşlar, masalları hatırladık. Masal, fabl birbirinden farklı türlerdi, bunları unutmayalım. Masallarla ilgili özellikle yapısal duruma baktığımızda masallarda döşeme adını verdiğimiz bir bölümle başlıyoruz. Ve burada özellikle tekerleme olarak da bildiğimiz işte evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi ifadelerin bulunduğu ya da az gittik, uz gittik gibi ifadelerin yer aldığı bir bölüm görüyoruz. Sonrasında olaylar klasik sırasına göre anlatılmaya başlıyor ki biz burada serim, düğüm ve çözüm bölümlerini görüyoruz. Serim, düğüm, çözüm bölümleri de bittikten sonra masalın sonunda yine kalıplaşmış ifadelere yer verilen bir bölüm var. İşte buraya da dilek bölümü adı veriliyor ki bu bölümde özellikle zaten bizden istenen de burası, dikkat edin ne demişti sorumuz. Dilek bölümünden alındığı söylenebilir. Yine kalıplaşmış ifadeler var. İşte onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine gibi ya da gökten üç elma düşmüş gibi kalıplaşmış ifadelerle masal sonlandırılıyor. Öyleyse 5 bölümden masalın yapısını oluşturmuş olduk. Şimdi bakalım. A seçeneğiyle başladığımızda bir zamanlar Fars şahlarının içinde
eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Arkadaşlar bakın, bir giriş olduğu çok net bir şekilde ortada. Kalıplaşmış bir ifade barındırmasa da bir zamanlar diye en başından başlatmış olduk. Dolayısıyla bizim için dilek bölümü değil, eledik. Peki B seçeneğine baktığımızda, padişah öldükten sonra derviş koruyacaktı hazineyi. İleride ancak devlet için harcanacaktı. Bir de şehzadeler güç durumda kaldıklarında. Bakın belli ki bir olay yaşanmış, ona ilişkin bazı şeyler anlatılmış. Yani serim, düğüm, çözüm bölümleri içerisinde özellikle düğüm bölümünde yer alabilecek bir parça. Peki o zaman bunu da elemiş olduk. Peki C seçeneğine baktığımızda, vaktiyle ülkelerin birinde Salim ve Ganim adında iki arkadaş yaşardı. Bir gün birlikte geziye çıktılar. Az gittiler, uz gittiler. Hatta devam eder ya, dere tepe, düz gittiler. Dolayısıyla bu gibi kalıplaşmış ifadeler bizim için döşeme bölümü adını verdiğimiz yerde yer alır sevgili arkadaşlar. Öyleyse C seçeneğinde elemiş olduk. Peki D seçeneğine baktığımızda, gökten 3 elma düşmüş. Biri masalın kahramanına, biri masalı anlatana, biri masalı dinleyenlere. Dolayısıyla artık arkadaşlar dilek bölümüne geldiğimizi gördük. İşte bu kalıplaşmış ifade dilek bölümünü işaret eder. Dolayısıyla D seçeneği de bizim cevabımız olur. Hemen E seçeneğine de bir göz atalım ve noktalayalım sorumuzu. Sonra krala, benim ödülüm bu mu olacaktı? Ben sana, sen bana vaktiyle bir timsahın davrandığı gibi davranıyorsun demiş dedik. Yine kalıplaşmış ifadelerimiz, bitirici noktalarımız olmadığı için arkadaşlar bu ifadeler bu seçenekte, bu cümlede, parçada elenmiş oldu. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Sevgili öğrenciler, devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Evet, sorumuz: bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde yöneltilmiş. Seçeneklere baktığımızda Mantık-ut-Tahir, Mesnevi, Harname, Gülistan, Billur Köşk gibi eserler var. Hadi bakalım parçamızı okuyalım. Ünlü bir göz hekimi olan divan şairi Şeyhiye, Çelebi Sultan Mehmet'in göz hastalığını tedavi ettiği için Tokuzlu köyü tımar olarak verilmiştir. Şeyhi, Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerinin saldırısına uğramış, başına gelenleri, bir boşluk bıraktık, adlı eserinde sembolik biçimde anlatmıştır. Evet, bu eseri istiyoruz. Şeyhi'nin yazdığı bu eser Türk Edebiyatı'nın ilk fabul örneğidir diye de parçamız bakın noktalandı. Dikkat edin, çok önemli bir bilgi verildi arkadaşlar. Şeyhi'nin yazdığı eserle ilgili Türk Edebiyatı'nın ilk fabul örneği olması. Dolayısıyla Şeyhi arkadaşlar aslında elindekilerle yetinmeyi bilmeyenlerin elindekileri de kaybedeceğini çok güzel bir fabulla anlatıyor bize. Ve burada baş kahramanımız bir eşek, yani har. İşte seçeneklere baktığımızda Harname cevabımız olarak karşımıza çıkar. Diğer eserleri de şöyle aslında bir hatırlayalım, tanıyalım. Mantık-ut-Tahir. Arkadaşlar, Mantık-ut-Tahir Feridüddin Attar'a da ait İranlı bir şair. Ama Türk Edebiyatı'nda Gülşehri tarafından da yorumlanmış önemli mesnevilerden, önemli eserlerden biri. Peki Mesnevi Mevlana'ya ait. Gülistan arkadaşlar, yine Türk Edebiyatı'nın dışında özellikle Sadi'nin kaleme aldığı önemli, dünyaca tanınmış önemli eserlerden biri. Ve Billur Köşk, Türk Edebiyatı'nın önemli masallarından biri. Öyleyse Harname, Türk Edebiyatı'nın ilk fabl örneği olacağı için doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili gençler, devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Evet, 2018 AYT'de yöneltilmiş bir soru. Hemen bakalım. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde gelmiş soru. Arkadaşlar, seçeneklere bir göz atalım. Bir halk hikayesinden alınmıştır. Mensur ve manzum parçalar içerir. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Nesil çatışması üzerine kurulmuştur. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar, parça Zühre ile başlıyor. Hemen aklımıza Tahir ile Zühre geldi ama bir okuyalım bakalım. Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı. Padişah Zühre'yi Tahir'e verecek. Ben buna razı değilim. Tahir veziroğlu. Benim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den soğut dedi. Padişah sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir'den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ayrılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre'nin aşkından deliye dönen Tahir,
eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söylemeye başladı. Yerden ayrılmaklığım figandır. Didelerim pürnem, kaddim kemandır. Tan etmeyin dostlar ahu zarıma. Dostu görmeyeli hayli zamandır. Diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı kadınlar bu şiirlerden bazılarını Zühre'ye de götürüyorlardı. Evet sevgili arkadaşlar, bir halk hikayesinden alınmıştır ifadesi. Tahir ile Zühre'yi hatırladık demiştik. Tahir ile Zühre. Türk edebiyatında halk hikayeciliğinin önemli eserlerinden biridir. Peki bir halk hikayesinden alınmıştır seçeneğini öyleyse işaretlemiş olduk. Peki mensur ve manzum. Arkadaşlar mensur ne demekti? Mensur düz yazı. Manzum şiir. Hem düz yazı var hem şiirlerimiz var. Daha doğrusu bir dörtlüğümüz var. Öyleyse B seçeneğinde arkadaşlar eleyebiliyoruz. Peki ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Halk hikayesi halkın içerisinden çıkmış. Arkadaşlar halkın dili kullanılmış değil mi? Gece gündüz ağlaştılar derken bile bunu görebiliyoruz. Öyleyse ait olduğu döneme ait dil özellikleri gayet yerindedir, yansıtılmıştır. Bu da doğru bir bilgidir sevgili gençler. Peki nesil çatışması üzerine kurulmuştur. Nesil çatışması yok. İki sevgili var değil mi? Birbirini seviyorlar ve bunlar ayrılıyorlar. Aşıkların ayrılması var. Zaten halk hikayeleri içerisinde özellikle ön plana çıkan durumlardan biridir. Genelde halk hikayelerinde aşıklar kavuşamazlar. Bir acı vardır. Aralarında bir engel vardır hep. Evet, halk hikayelerinin genel özelliğidir bu. Dolayısıyla nesil çatışması üzerine kurulmadığı için sevgili arkadaşlar D seçeneğini bakın ne yapıyoruz? Eliyoruz. Evet, cevabımız da ortaya çıkmış oluyor. Peki olağanüstü ögeye yer verilmiş midir? Tabii ki. Ne yapıyor? Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıyor. Ona bir şerbet yapmasını istiyor ondan. Sonra o şerbeti içiriyorlar padişaha. Padişah ne yapıyor? Tahir'i gönderiyor. Olağanüstü, oldukça olağanüstü bir öge. Dolayısıyla E seçeneğinde net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu nedenle nesil çatışması olmadığı için doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Sevgili gençler merhaba. Yükseköğretim Kurumları Seçme Sınavı AYT Tarih konularına yönelik soru çözümlerinde sizlerle beraberiz. Türkler İslam Etin kabulüyle birlikte il yerine aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır? Evet biliyorsunuz gençler İslam Et öncesinde Türkler devlet karşı olarak il ifadesini kullanıyorlar. İslam döneminde il yerine hangi kavramın kullanıldığı soruluyor sorumuzda. Divan-ı Vezaret, ki Divan-ı Vezaret biliyorsunuz gençler Gaznelilerde ortaya çıkan bir divan. Daha çok mali ve genel idari işlere bakıyor. Hace ki özellikle İslami dönemde biz görüyoruz Hace'yi ki bu ünvan genellikle Gaznelilerde Fars kökenli vezirlerin kullandığı bir ünvan. İlik Karahanlılarda daha önce Orta Asya'da kullanılan Şad yani ordu komutanı karşılığında kullanılan ünvan. Meclis-i Ali de yine Karahanlıların divan için kullandıkları ünvandır. Mülk ise biliyorsunuz ki İslami dönemde il yerine devlet yerine kullanılan kavramdır. Hatta adalet mülkün temelidir sözüne dikkat edecek olursanız devletin temelini oluşturan nedir diyor? Adalettir deniliyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'in gelişmesine sağladıkları katkılardan biri değildir? Dikkat edin Türklerin İslam'ın gelişmesine katkılarından bahsediyoruz. Değildir. Olmayan arayacağız. Şivi Büyehilerle mücadele etmeleri ki biliyorsunuz İslam dininin gelişmesine, İslam kültürünün gelişmesine olumsuz etkileri vardır. Dolayısıyla Şivi Büyehilerle ne yapmışlardır? Mücadele etmişlerdir. Bu bir katkıdır. Dini ve siyasi ayrılıklara son vermeleri ki İslam coğrafyasında biliyorsunuz dini ve siyasi ayrılıklar bitmemiş. Günümüzde hala devam ediyor. Dolayısıyla Türklerin İslam coğrafyasında dini ve siyasi ayrılıklara son verme gibi bir katkısı söz konusu değildir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Haçlılara karşı savaşmaları ki özellikle biliyorsunuz 11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar devam eden Haçlı seferlerine karşı ne yapmışlardır? Türkler İslam'ın savunuculuğunu, koruculuğunu üstlenmişlerdir. Medreseler kurmaları. Biliyorsunuz yine Türk İslam devletleri medreseler kurarak hem yıkıcı bölücü faaliyetlerle mücadele etmek istemişler hem de biliyorsunuz devlet memuru yetiştirmek hatta fakir çocuk okutmak noktasında medreseler kurmuşlardır ki bunları yaparken de biliyorsunuz vakıf sistemini kullanmışlardır. Moğol istilasına karşı mücadele etmişlerdir. Evet Moğollar biliyorsunuz yayılmacı bir siyaset izliyorlar ve Moğol istilasına karşı ne yapmışlardır? Türkler mücadele
etmişlerdir. İslam dünyasını korumaya çalışmışlardır. Özellikle Memlükler biliyorsunuz Moğolları yenen ilk Türk devletidir. Aynı Calus Savaşı'nda ne yapmışlardı? Moğolları durdurmuşlardı. Doğru cevabımız gençler B seçeneği. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Büyük Selçuklar'da devlet işleri Büyük Divan tarafından yürütülürdü. Ayrıca Büyük Divan'a bağlı olmayan ve hizmet veren divanlar da bulunurdu. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Divan'a bağlı değildir? Evet gençler biliyorsunuz İslamiyet öncesi dönemde devlet işlerini yürüten ne vardı? Kurultay vardı. İslam döneminde kurultayın yerine ne alıyor? Divan alıyor. Ki biliyorsunuz İslam tarihinde ilk divan örgütlenmesi Hazreti Ömer döneminde yapılmış. Daha sonra biliyorsunuz kurulan Türk İslam devletleri ne yapmışlardır? Bunu örnek almışlardır. Büyük Selçuklular'da Büyük Divan ya da işte Divan-ı Saltanat biliyorsunuz ki doğal üyesi hükümdardır. Hükümdarın başkanlığında toplanır ama hükümdar mutlak vekili ne yapar? Vezir tarafından idare edilir. Ve bu divana bağlı çalışan çeşitli işleri yürüten alt divanlar var. Divan-ı inşa ki önemli divanlardan bir tanesidir ki bu divana bağlı olarak biliyorsunuz görev yapmıştır. Tuğra divanda denir iç ve dış yazışmalara bakar. Divan-ı istifa biliyorsunuz mali işlere bakan divandır. Yine bu divana bağlıdır. Divan-ı işraf genel teftiş işlerine bakıyor ve bu divana bağlı olarak çalışıyor. Divan-ı Berit biliyorsunuz bu divana bağlı değildir ve posta haberleşme işlerine bakan bir divandır. Hatta Divan-ı Berit gibi biliyorsunuz mesela özellikle Emir Dağ'ın da görev yaptığı ki Divan-ı Mezalim ya da işte sultanların eşlerinin yardımcı olan Divan-ı Hatun gibi divanlar da vardır. Bunlar alt divanlardır fakat büyük divana bağlı değildir. Divan-ı Arz da biliyorsunuz özellikle askerlik işlerine, ordunun işlerine bakan divandır ve büyük divana bağlıdır. Doğru cevabımız D seçeneği gençler, Divan-ı Berit. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslami dönemden önceki mimari ve sanat alanındaki faaliyetler arasında gösterilebilir? Minyatür, Dar-ı Şüfa, Kümbet, Mescit, Hankah. Evet gençler dikkat edin İslami dönem öncesine vurgu yapılmış. Yani İslami dönem öncesindeki faaliyetleri arasında, sanat faaliyetleri arasında gösterilecek. Minyatür, biliyorsunuz minyatür Orta Asya'da özellikle Uygurlarla birlikte Türklerin kullandığı önemli sanat dallarından bir tanesi ki biliyorsunuz bir tür resim sanatı ama resimde biliyorsunuz perspektif, boyut yok. Dar-ı Şifa ki İslami dönemde ortaya çıkmış ki özellikle sağlık hizmeti veren günümüzdeki hastaneler hatta biliyorsunuz bunlar külliye şeklinde yapılmıştır. Kümbet bu çok önemli dikkat edin gençler kümbet ve türbe özellikle İslami dönemde Türklerin kullandıkları anıt mezarlardır ki hatta mimarisine baktığınızda çadır formundadır ki kare ya da işte çokgen bir gövdesi vardır. Üzerinde biliyorsunuz bir çatısı vardır. Ki özellikle Anadolu'da Türkler biliyorsunuz kümbeti ne yapmışlardır? İnşa etmişlerdir. Yani İslami dönemde vardır. Ki kurgana da benzer baktığınızda. Kurganda biliyorsunuz toprak altında kare şekilli mezarlardı İslamiyet öncesinde. Mescit özellikle İslamiyet'in kabulünden sonra biliyorsunuz var olan bir mimari yapıdır ki caminin küçüğüdür zaten secde edilen yer, namaz kılınan yer anlamına geliyor ki genelde mescitler küçüktür, minaresi ve minberi yoktur biliyorsunuz. Hankah da günümüzde tekke ve dergah karşı olarak kullanılan özellikle dervişlerin toplandığı, sohbet ettiği hatta bu bölgede inzivaya çekildiği yerlerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir yani minyatür. Merhaba arkadaşlar, AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda Türkiye'nin ekonomi politikaları ve tarımı etkileyen faktörlerle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuzun Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere bağlı olarak farklı ekonomik politikalar uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalarla ilgili çalışmalardan biri olamaz? Özel teşebbüslerin yatırım yapmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi. Arkadaşlar bu uygulanan bir çalışmadır, politikalar içerisinde var olan bir çalışmadır. Nedeni ise özel sektörün geliştirilmesine yönelik bir adımdır arkadaşlar. Enerji üretimi, limanların kurulması gibi büyük sermayeli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesi de yine bu politikalarla ilgili çalışmalardan biridir. 5 yıllık kalkınma planları hazırlanarak bu planlara göre çalışmaların yapılması. Özellikle 1960'tan sonraki politikalarda görüyoruz biz bu çalışmaları. Çünkü devlet planlama teşkilatı kuruluyor ve daha sonra 5 yıllık kalkınma planları hazırlanarak buna yönelik çalışmalar yapılıyor.
dışa açık ve küresel ekonomiye uyum sağlayabilen serbest ekonomi modeline geçilmesi ise özellikle 1980'den sonraki yapılan çalışmalardır. Ekonomik büyüme temellerinin el işçiliği ve küçük imalat faaliyetlerine dayandığı politikaların uygulanması. Arkadaşlar, el işçiliği ve küçük imalat faaliyetleri ekonomik gelişme anlamında belli bir mesafe kat edebilir ve ekonomiyi geliştirebilir. Ancak ekonomik büyüme temellerinin dayandırılabileceği bir yapı değildir. Türkiye'de ekonomik büyümenin temellerinin dayandırıldığı özellikle sanayi ya da endüstri alanı dediğimiz büyük yapılardır veya büyük ekonomik yatırımlardır. Bu nedenle ekonomik büyümenin temelleri el işçiliği ve imalat sanayine, küçük imalat sanayine dayandığını söyleyemeyiz ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve yine Türkiye'nin ekonomi politikaları ile ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin bazı yıllara göre gayri safi milli hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir. Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çalışan her iki kişiden biri tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında çalışanların büyük bir kısmı tarım sektöründe çalıştığı doğrudur. Ancak burada gayri safi milli hasılanın dağılımından bunu net olarak söylememiz mümkün değildir arkadaşlar. Yani gayri safi milli hasıla içerisinde tarımın yerinin fazla olması buradaki her iki kişiden birisinin tarım sektöründe olduğunun göstergesi değildir. İki değer birbirinden farklı alanlar içerisinde yer aldığını unutmayalım. Verilen yıllarda hizmet ve sanayi sektörlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payı artmıştır. Evet, verilen yıllarda hem sanayi hem de hizmet sektörüne baktığımızda gayri safi milli hasıla içerisindeki payın arttığını görüyoruz. Yani iki doğru bir ifadedir. 1924 sonrasında tarımsal üretim önemli oranda azalmıştır. Tarımsal üretimde azalma olmuyor arkadaşlar. Tarımın gayri safi milli hasıla içerisindeki payı düşüyor. Bu durum özellikle hizmet ve sanayi sektörlerinin gelişmesiyle ilişkili bir durumdur. Yani tarım sektörü de gelişiyor ancak sanayi ve hizmet sektörü daha fazla geliştiği için burada gayri safi milli hasıla içerisindeki pay artıyor. Zaten bu tablodan biz tarımsal üretimin arttığı veya azaldığı ile ilgili bir yargıya ulaşamayız. Türkiye 2019 yılında diğer yıllara göre daha gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Evet, özellikle gelişmiş ekonomilerde hizmet ve sanayi sektörlerinin payının fazla olduğu düşünülürse, buradaki dağılımdan da diğer yıllara göre hizmet ve sanayi sektörünün payının fazla olması Türkiye'nin ekonomisinin 1924 ve 1980 yıllarına göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Hangilerine ulaşılabilir dediğimizde sevgili arkadaşlar 2 ve 4'e ulaşılır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Sorumuz tarımı etkileyen faktörlerle ilişkili bir soru. Sulama, gübreleme, ilaçlama ve kaliteli tohum gibi uygulamalardan bilimsel yöntemlerle yararlanılan tarım metoduna intensif ya da modern tarım denir. Bu yöntemde doğal koşullara bağımlılık düşük olduğundan verim yüksektir. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu tarım yönteminin daha yaygın olduğu söylenebilir. Arkadaşlar, modern tarım yöntemi ya da intensif tarım yönteminin Türkiye'de özellikle Akdeniz Ege kıyılarında daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle arkadaşlar haritadaki 1 numaralı alan ve sevgili arkadaşlar 4 numaralı alanda daha yaygın olarak bu yöntemin, bu metodun uygulandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4'ün olduğu B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuza bakalım ve sorumuz daha önceki yıllarda
AYT'de çıkmış bir soru olduğunu görüyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de yer şekillerinin bitkisel üretim üzerindeki etkisini göstermektedir? Evet, neyi arıyoruz arkadaşlar bitkisel üretim üzerindeki? Yer şekilleri. Bakalım biz buradaki verilen maddelerde nelerle ilişkiler olarak yazılmış. Dağlık ve eğimli alanların fazlalığı tarımsal etkinlikleri kısıtlamaktadır. Arkadaşlar dağlık ve engebeli dediği için biz buna yer şekilleri ile ilişkilidir diye söyleyebiliriz. Bir olacak. Diğerine bakalım. Topraktaki organik ve mineral madde miktarı her yerde yeterli değildir. Bu toprak özelliğidir arkadaşlar. Evet, burada tarımsal üretimi etkileyen toprak özelliği anlatılmış. İç kesimlerdeki geniş düzlükler, düzlük ifadesi, yani nedir düzlük? Yine yer şekilleriyle ilişkilidir. İç kesimlerdeki geniş düzlükler önemli tahıl üretim alanlarını oluşturur diyor. Nadas'a bırakılan alanlar giderek azalmaktadır. Burada da tarım yönteminden bahsediyor. Tarım yöntemi Nadas. Nadas'ı da biz neyle ilişkilendirebiliriz? Sulama ile ilişkilendirebiliriz, iklimle ilişkilendirebiliriz. Ama yer şekilleriyle Nadas'ı çok fazla ilişkilendirmemiz mümkün değil. Hangileri yer şekillerinin bitkisel üretim üzerindeki etkilerini göstermektedir dediğimizde 1 ve 3 olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık soruları çözeceğiz. Öncelikle ilk sorumuz gelsin. Psikolojiyle başlıyoruz. Bu sorumuz gelişim dönemlerinden ergenlik dönemiyle ilgili bir soru. Bu parçada ergenlik dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir diyor. Olumsuz bir soru kökü var. Dikkat ediyoruz. Ergenlik döneminde bireyler yetişkinlerle çatışmalar yaşarlar. Tabii ki bu durum olağandır. Yeni yetişen, değişime açık genç bir nesil ve bunların karşısında değer ve normlarına bağlı, değişime daha dirençli yetişkinler. Bu dönemde gençler özellikle kim olduklarını, ne istediklerini, benliklerini sorgular ve kendileri için ideal olan bir benlik arayışına girerler. Duygusal dalgalanmaların sıklıkla yaşandığı dönemdir. Bazen yalnız kalmayı, bağımsız olmayı ve ebeveynleri tarafından biraz rahat bırakılmayı isterken bazen de kendilerini yalnız hissettiklerini, kimse tarafından sevilmediklerini ya da önemsenmediklerini söylerler. Şimdi hangisi ergenlik dönemine ait bir özellik değildi? Hangisine değinilmemiş bu çerçevede seçeneklerimize bakalım. A. Dönemin kendine özgü sorunları bulunduğuna, parçada kimlik arayışı içerisinde olduğundan söz etti. Kimi zaman ebeveynleri tarafından yalnız bırakılmayı, kimi zaman da birilerinin yanında olmasını istediğini söylerler. Sıklıkla duygu dalgalanmaları yaşarlar, kuşak çatışması yaşanır dedi. Bunların hepsi döneme özgü sorunlar. Buna değinilmiştir. B. Kuşak çatışmasının yaşandığı bir süreç olduğuna, parçanın başında zaten yetişkinlerle çatışmalar yaşandığından bahsetti. Çünkü yetişkinler değişime daha dirençliyken gençler değişime daha açıktır. Bu süreçte kuşak çatışması yaşanır. Bu da dönemin özelliklerinden birisi. C. Bireylerin duygularında istikrarsızlıklar görüleceğine, parçada duygusal dalgalanmaların sıklıkla yaşandığı bir dönem olduğuna değindi. İşte bunlar istikrarsızlık olarak nitelendirilebilir. O halde buna da değinilmiştir. D. Bireyin kimlik arayışı içerisinde olduğu dönem olduğuna, parçada bireyin benliklerini sorguladığını, kim olduklarını, ne istediklerini sorguladığından açıkça söz edildi. O halde kimlik arayışı içerisinde olduğuna da değinildiğini söyleyebiliriz.
E seçeneği akran gruplarının gencin kimlik gelişimini daha çok etkilediğine, gencin kimlik gelişiminden parçada söz edildi. Fakat bu gelişim sürecini akran gruplarının etkilediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Akran gruplarından gördüğünüz gibi parçada hiç söz edilmemiştir. O halde buna değinildiğini söyleyemeyiz. Hangisine değinilmemiştir dediği için doğru cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuz gelsin. Sosyoloji sorusuyla devam ediyoruz. Birey ve toplum konusuyla ilgili bir soru. Bu parçada söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal düzeni sağlayan değerler, normlar ve davranış kalıpları her toplumda vardır. Bireyler sosyalleşme sürecinde toplumsal sürekliliği sağlamaya yardım eden, dayanışmayı artıran bu değer, norm ve davranış kalıplarını edinirler. Fakat bazı bireyler toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen yazılı ya da yazısız normlara, değerlere ve davranış kalıplarına aykırı davranışlar gösterirler. Bu durum tarihsel süreçte hemen hemen her toplumda görülmüştür. Evet, hangi kavrama karşılık gelmektedir bu açıklama? Kavramları açıklayarak bakalım. A. Toplumsal değişme. Toplumsal değişme, toplumsal yapının herhangi bir organında ya da toplumsal kurumların, eğitim, aile, din gibi tümünde meydana gelen farklılaşmalardır. Bu tip bir farklılaşmaya parçada değinilmediği için bu seçenek olamaz. B. Toplumsal sapma. Toplumsal sapma, toplumda kabul görmüş değer ve normlara aykırı davranılması, buna uyum gösterilmemesi durumudur. Parçada neyden söz edildi? Yazılı ve yazısız normlara, değerlere, davranış kalıplarına bakın aykırı davranışlar gösterirler dedi. Tam olarak bu kavramdan söz ediyor. Bu davranış kalıplarının dışına çıkmak toplumsal sapma olarak nitelendirilir. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçenekleri de kısaca açıklayalım. C. Toplumsal çözülme. Toplumdaki yaygın olarak kabul gören değer, kural ve normlarda bozulmalar yaşanması durumuna çözülme deriz. Bu tip bir çözülmeden bahsedilmemiştir. Bu seçenek de olamaz. D. Toplumsal kontrol. Toplumsal kontrol ise toplumdaki düzeni sağlamak için uygulanan mekanizmaların bütününü ifade eden bir kavramdır. Yine buna dair de bir açıklama bulunmuyor. E. Toplumsal bütünleşme. Bütünleşme ise toplumda uyumlu bir birlik ve bütünlüğün, beraberliğin sağlanması durumudur. Böyle bir bütünleşmeye dair parçada bir açıklama olmadığı için bu seçeneği de eleyebiliriz. Doğru cevabımız B. Toplumsal sapma. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir mantık sorusu, kavram çeşitliliği ilgili bir soru. Parçadaki altı çizili kavramlar aşağıda verilen kavram çeşitliliği eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bir basketbol takımı düşünelim. Maçlara hazırlanma sürecinde tüm oyuncular saatler, hatta günler boyu antrenman yapıyorlar. Yetenekli oldukları kesin ama aynı zamanda da yılmadan, usanmadan çalışıyorlar. Nitekim bugüne kadar insanlık elde ettiği birçok başarı da emeğinin ekmeğini yedi. Şimdi altı çizili olan kavramlara bakalım. Hangi kavram türlerine örnektir? Seçeneklerden hareketle yola çıkalım. A. Kolektif kavram. Kolektif kavram nedir? Bir grubu ifade edip grupta gerçekleşen bir kavramdır. Yani içerisinde birden fazla üyenin olduğu grubu ifade eden bir kavramdan söz ediyoruz. Buna hangisi örnek olabilir? Gördüğünüz gibi takım kavramı kolektif bir kavramdır. O halde A seçeneğini eledik. B. Tümel kavram. Tümel kavram bir sınıfın üyelerinin tamamını ifade eden kavramdır. Bu kavramda tüm, bütün, hepsi, hiçbiri gibi ifadeler kullanılır. Parçada tüm oyuncular kavramını görüyoruz. Bu da tümel kavrama bir örnektir. Bu seçeneği de eleyebiliriz. C. Olumlu kavram. Olumlu kavram nedir? Bir varlıkta bir özelliğin bulunduğunu gösteren bir kavram türüdür. Parçada yetenekli kavramı olumlu kavram örnektir. Yani yetenek özelliğinin insanda bulunduğunu ifade eden bir kavramdır. D seçeneği soyut kavram. Soyut kavram dış dünyada somut olarak var olmayan, duyularla algılanmayan, niteliklere dayalı kavramlardır. Parçadaki insanlık kavramı soyut kavrama örnektir. İnsan somut bir kavramdır fakat insanlık dediğimizde insana ait bir özelliğe dönüştüğü için soyut bir kavram halini alır. E seçeneği tikel kavram. Tikel kavram bir grubun üyelerinin belli bir kısmını ifade eden kavramlardır. Bazı, kimi, bir kısmı sözcükleriyle belirtilir. Parçada bu tip bir kavramla karşılaşmıyoruz. Bu nedenle dışarıda kalan, dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E, tikel. Diğer sorumuz gelsin. Yine bir mantık sorusuyla devam ediyoruz. Bu soru 2018 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru.
Aşağıdakilerin hangisinde kavram çeşitlerine uygun örnekler doğru verilmiştir? Hangi kavram çeşitleri verilmiş? Önce onları bir açıklayalım. Kolektif, olumsuz ve soyut kavramlar verilmiş. Kolektif kavram neydi? Kolektif bir grubu ifade eden, grubun bütününü ifade eden kavramlardı. Örneğin takım, üniversite gibi kavramlar kolektif kavrama örnektir. Olumsuz kavram bir özelliğin bir varlıkta bulunmadığını ifade eden kavramlardır. Soyut kavram ise somut olmayan, dış dünyada bir gerçekliği olmayan bir varlığın niteliklerini belirten kavramlar. Şimdi bu çerçevede bakalım. A seçeneği doğa kolektif bir kavram mıdır? Yani bir grubu mu ifade eder? Hayır, bu yanlış. Yerli olumsuz değil, olumlu bir kavram. O halde bu seçeneği eleyebiliriz. B tenisçi. Tenisçi kolektif bir kavram olabilir mi? Yani bir grubu, bütünü mü ifade eder? Hayır, bu da tek bir kavramdır. Bu nedenle kolektife örnek olamaz. Güvensiz, evet, olumsuz bir kavramdır ama yine kitap soyut değil, somut bir kavram olduğu için bu seçeneği de eledik. C takım kavramı. Evet, takım kavramı bir grubu ifade ettiği için, içerisinde birden fazla üye olan bir grubu belirttiği için kolektif bir kavramdır. Bulutlu olma ise bakın bir özelliğin, yani bulutlu özelliğinin o varlıkta bulunduğunu gösterir. Bu nedenle olumsuz değil, olumlu bir özellik, olumlu bir kavramdır. Toprak kavramı da soyut değil, somuttur. Bu seçeneği de eledik. D üniversite. Üniversite yine bir grubu, bir bütünü ifade ettiği için kolektif kavramdır. O kısmı doğru. Kararsız, olumsuz bir kavramdır. O da doğru. Bardak ise soyut değil, somut bir kavram olduğu için bu seçeneği de eleyebiliriz. E sendika. Sendika işçiler sınıfını ifade eden bir kavram olduğu için, bir grubu ifade ettiği için, evet, kolektif bir kavram. Kaygısız, olumsuz bir kavramdır. Kaygı özelliğinin insanda bulunmadığını gösterdiği için bu da doğru. Kötülük ise soyut bir kavramdır. İnsana ait bir niteliği belirttiği için soyut bir kavram. O halde hepsinin doğru olduğu, dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere gramer konularından birisi olan models'tan bahsedeceğim. İngilizce dil sınavında çıkan konulardan birisi biliyorsunuz ki. Öncelikle key points dediğimiz önemli noktalarından bahsedeceğim models'ın. Daha sonra ise birlikte sorular çözeceğiz. Buyurun başlayalım. Key points'ler nelermiş, nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Öncelikle arkadaşlar models grubunda birçok model var biliyorsunuz ki. Çıkarımlar, olasılıklar, gereklilikler, kurallar gibi gruplandırmalar var. Ancak en önemli ve sizin en çok zorlanabileceğinizi düşündüğüm bazı noktalara değinmek istiyorum. Must, could, might, have, verb 3 şeklinde birinci grupta. İkinci grupta ise gereklilik vardır. Olmasına gerek yok. Her üç şekilde de söylenir. Need to, needn't to, don't need to şeklinde. Ancak gerek yoktu, ancak oldu anlamına needn't have verb 3 gelir. Diğer taraftan eleştiri kısmında should ought to have verb 3 kullanılır ve geçmişte olmuş olmalıydı ancak olmadı anlamı taşır. Bu bizim için önemli. Diğer taraftan should, shouldn't, ought not to have verb 3 olmamış olmalıydı ancak oldu anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Şimdi gelsin birinci sorumuz. Evet, some people in the countryside silent and calm lifestyle after spending years in crowded and chaotic cities. Evet, bazı insanlar karmaşık ve kalabalık şehirlerde yıllarını geçirdikten sonra köy hayatının sakin ve dingin yaşamına nokta nokta diye bir cümlemiz var. Model cümlelerinde genelde biz bütün soruyu anlamsal olarak çıkarımda bulunacağımız için kesinlikle çevirmeliyiz. Bütün sorunun mantığını anlayabilmeliyiz arkadaşlar. O yüzden burada da şehir hayatından bahsediyor, diğer tarafta köy hayatından bahsediyor. Şehir hayatının kaotik ve kalabalık halinden sonra bu insanlar ne yapamaz bakalım. Didn't need to leave. Gerek kalmadı. Şehir köy hayatında yaşamalarına gerek kalmadı diyor. Uygun mudur? Değildir arkadaşlar. B seçeneğinde cannot get used to living diyor. Yani yaşamaya alışamadılar diyor, alışamazlar diyor. Uygun mudur? Uygun olabilir çünkü kaotik şehirlerde, kalabalık şehirlerde yaşadıktan sonra, yıllar geçirdikten sonra
köylerdeki sakin hayata alışamazlar diyebilir miyim? Diyebilirim, güzel bir çıkarım. B kalsın. Maybe living, yaşıyor olabilirler. Nasıl yaşıyor olabilirler? Köylerde sakin ve dingin yaşıyor olabilirler diyor. Ancak diğer tarafta verilen bilgiyi kullanmamızı engelliyor arkadaşlar, eğer C seçeneğini seçersek. O yüzden C'nin de doğru olduğunu düşünmüyoruz. Mustn't live, köyde yaşamamalılar. Böyle bir gereklilik ya da böyle bir yasak olamaz arkadaşlar. O yüzden D de olmaz. Needn't have lived, köyde yaşamamış olmalılardı ama yaşadılar. Hayır, geçmişe dair köyde yaşadıklarını düşünmüyoruz. Aksine şehirde yıllarını harcamış bu insanlar. O yüzden E'yi de eliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sorumuzu görelim. Instead of feeling sorry for endangered animals right now, we much more drastic measures to protect them in the past. Evet, iki tane önemli ifademiz var. Birincisi right now. İkincisi ise in the past arkadaşlar. İki cümle içinde belirleyici olacak ve bunlar üzerinden giderek yorum yapacağım. Birinci cümlede nesli tükenmiş hayvanlar için şu anda üzülmek yerine geçmişte onları korumak için daha etkili önlemler almamızdan bahsediyor. Geçmişte daha etkili önlemler almayı biz nasıl ifade ederiz? Models'la. Geçmiş. O zaman perfect yapılardan birini kullanmamız gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım seçeneklere. Might be taking. Daha önemli, etkili önlemler alıyor olmalıyız der. Ama günümüzden bahseder. Biz geçmişten bahseden bir seçenek istemiştik. Eledim. Had to take. Daha önemli, etkili önlemler almak zorunda kaldık der. Ama zorunda kalmamışlar. Birinci cümleden anlıyorum ki şu anda öyle bir şey yapılmadığını eleştiriyor zaten. O yüzden eledik. Should have taken, daha etkili önlemler alınmış olmalıydı, almış olmalıydık der. Ama almadık anlamı vardır. Doğru mu? Doğru. Bunu mu eleştiriyor? Evet, bunu eleştiriyor arkadaşlar. C bir dursun. Could take much more drastic measures. Burada ne diyor? Daha etkili önlemler alabiliriz diyor. Günümüzde bir possibility veriyor. Hayır, bu da değil. Günümüzle ilgili istememiştik cümleyi. May have taken, daha etkili önlemler almış olabiliriz ama bilmiyorum sonucunu diyor. Biz burada biliyoruz sonucunu. Daha etkili önlemler alınmamış değil mi? O zaman E'yi de eliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Evet, sonraki sorumuzu görelim arkadaşlar. The human traces on Göbekli Tepe shows that the hunter-gatherer human groups that lived 12,000 years ago, a modest and simple life, as there are detailed stonework and rich content of motifs. Evet, ne demiş arkadaşlar? Göbekli Tepe'deki insan izleri gösteriyor ki. Neyi gösteriyormuş? Taş işçiliği, detaylı taş işçiliği ve zengin motiflerin olduğu modest ve simple bir hayat yaşadıklarını, yani basit ve dingin, sakin bir hayat yaşadıklarını gösterir mi, göstermez mi? Bunun yorumunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım seçeneklere. Can't have been leading. Evet, şimdi detaylı ve zengin içerikler varsa sakin ve dingin, basit bir hayat yaşıyor olabilirler mi? Buradaki yorum yaşıyor olamazlar. Doğru bir çıkarım olabilir mi? Evet, bir tarafta detay var, diğer tarafta basit, sade hayatlar var. O zaman bu kadar sade ve basit yaşamamış olduklarını çıkarıyoruz. A cepte dursun arkadaşlar. Should have led, basit ve sakin bir hayat yaşamış olmalılardı ancak yaşamadılar anlamı çıkar. Ve bu bir eleştiri anlamına gelir. Hayır, böyle bir gerçek yok. O yüzden ayrıca böyle bir eleştiri anlamı da yok cümlenin içinde. O yüzden B'yi eleyebiliriz. Must have been leading a modest and simple life. Basit ve sakin bir hayat yaşıyor olmalılar dediğimiz çıkarımı zengin ve detaylı içeriklerden yapamayız değil mi arkadaşlar? O yüzden C'yi de eliyorum. May have been leading neydi? Böyle yaşamış olabilirler, olmayabilirler. Ama bizim elimizde bir kanıtımız var böyle yaşamış olmadıklarına dair bir çıkarım yapacağımız. O yüzden D'yi de eliyorum. Needn't have led, böyle bir hayat yaşamalarına gerek yoktu ama yaşadılar demek. Ama böyle bir hayat yaşamalarına gereklilikten bahsetmiyoruz arkadaşlar. O yüzden E'yi de eliyorum. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet, bir sonraki sorumuza bakıyoruz.
Evet, 2023 YDT çıkmış sorusudur arkadaşlar. Dikkatle inceleyelim. Until recently, human storm chasers close enough to a tornado to insert their measuring equipment by hand, but now. Evet, burada iki tane ifademiz var. Bir, until recently. Diğeri ise for now. Sorry, but now. Evet arkadaşlar, son zamanlara kadar der until recently. O zaman geçmişte kalmış bir ifadeden bahsedeceğiz. Günümüze kadar değil. Diğer tarafta but now ifademiz var. Ancak şimdi der ve present time'dan bahsetmemizi ister. Şimdi bu anlamda seçenekleri yorumlayalım. Evet, birinci seçenekte fırtına peşinde koşanlar tornado'ya yakın olurlardı diyecek arkadaşlar. Yakın olurlardı değil de but now'dan dolayı orada bir zıtlık ifadesi var ve thanks to newly developed drones var. Yani yeni geliştirilmiş dronlar sayesinde diyor. Sağ tarafta sayesinde dediği çok pozitif bir durum varken sol tarafta biraz daha negatif bir durum alırız, daha baskın. Diğer taraftan mustn't need to, gerek duymamalılar der. Gerek duymamalar değil, gerek duymayabilirler. Öyle bir zorundalık olamaz arkadaşlar. O yüzden A'yı eliyoruz. B seçeneğinde had to get, yakın olmak zorunda kaldılar. Evet, negatif bir anlam ve geçmişe dair, güzel. May not need to, gerek duymayabilirler. İşte aradığımız present possibility ifadesi arkadaşlar. B seçeneği bir dursun. Should have got, yakın olmak zorunda kalmış olmalılardı der arkadaşlar. Ama yakın olmadılar anlamı çıkar. Ama yakın kalmak zorundaydılar, bunu biliyoruz. O yüzden C'yi direkt eleyebilirim. May have got close enough, yeterince yakın olmuş olabilirler. Hayır, biz net bir şekilde yakın olduklarını ve bunun da onlara zorluk çıkardığını biliyoruz arkadaşlar. O yüzden D'yi de eliyorum. Must have got, yakın olmuş olmalılar diye bir çıkarım anlamı çıkar. Hayır, biz bunu net bir şekilde yakın olmak zorunda kaldıklarını cümleden zaten anlıyoruz. O yüzden E'yi de eliyorum. Doğru cevabım B seçeneği olacak. Sevgili gençler, AYT konularından Kur'an'a göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ünitesine devam ediyoruz. Hadi sorularımıza başlayalım. Yukarıda belli bir tanım verilmiş, iki tane. Ve bu tanımlardan yola çıkarak hangi örnekler fiili sünnete uygun kabul edilir? Bakalım. Önce fiili sünneti hatırlayalım. Hazreti Peygamber'in iş, davranış, eylemleriyle göstermiş olduğu sünnete fiili eylem diyorduk. Hemen bunu bir kenara bıraktık. Bakalım kavramlara. Hadis, sözlükte haber, söz ve nakletmek gibi anlamları vardır. Terim olarak ise Hazreti Muhammed'in söylediği sözlere denir. Sünnet, sözlükte adet, takip edilen yol anlamlarına gelir. Terim olarak ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve davranışlarına verilen isimdir. Soru neydi bizden? Ne istiyordu arkadaşlar? Fiili sünnete uygun olanı soruyor. Hemen Adana ile başlıyorum. Peygamberimiz tebessüm etmek sadakadır diyerek mütebessim olmayı öğütlemiştir. Neden bahsediyoruz? Hazreti Peygamber'in bir sözünden bahsediyoruz. O halde hadis. Hazreti Peygamber her daim tebessüm etmiştir ya da Hazreti Peygamber mütebessimdir şeklinde onun fiili bir uygulamasından bahsetseydim ya da birisine böyle böyle yapmasını emretmiştir demiş olsaydım evet, sünnetiyle alakalı olabilirdi. Ama burada bir nakil söz konusu. Birisi bize diyor ki Peygamberimiz tebessüm etmeyi öğütlemiştir. Yani bir hadisten bahsediyor. O halde Adana fiili bir sünnet içerisine girmiyor. Bursa'ya bakıyorum. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Ayetler sünnet miydi arkadaşlar? Hayır. Zaten Bursa'yı direkt eliyorum. Burada herhangi bir hadis ve sünnetten söz edilmiyor. O bir ayet-i celiyle. Bursa'yı direkt eledim. Ceyhan'a geldim. Peygamberimizin sözlerini ileten, ulaştıran kimselere ravi denmektedir. Bize bir kavramı açıklamış. Ravi kavramını. Sünnet ve hadisle alakası var mı? Hayır, yok. Denizli'yi de eledim. Ceyhan'ı da eledim. Hemen Denizli'ye bakıyorum. Yerdeki taşı zarar verebilir düşüncesiyle yoldan kaldırmak. Bakın, bizatihi bir bireyin eylemi söz konusu.
O taşı alıyorum ve yerimden kaldırıyorum. Bu bir fiil, bu bir eylem, bu bir davranış. O halde Allah Resulü'nün şu şurada gelen fiili sünnet için uygun kabul edilebilecek bir örnek midir? Evet. O taşı alıp yerinden köşeye, kenarıya kaldırmak bir fiili eylem ise Resulullah'ın emretmiş olduğu, uygulamış olduğu fiili bir sünnet arkadaşlar. Cevabımız Denizli ama Edirne'ye de bir bakalım hemen. Peygamberimiz yardımlaşmayı tavsiye etmiş ve ensar olmayı vurgulamıştır. Yine kimden gelmiş? Birisinden gelmiş. Yani bir hadisi şerif, bir söz, bir nakil. Ama bize burada fiili bir eylemden bahsetmiş mi? Hayır. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. Evet, yine bilgi sorusuyla harmanlanmış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik yönüne ait bir özelliktir? Bakıyorum üstteki cümleye. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özelliklerini şahsi, bazı özelliklerini ise peygamberlik özelliği diye ayırmaktayız. Soru kökü neydi? Peygamberlik yönüne ait olan özelliği soruyor bize. Bakıyorum Adana, dürüstlük. Resulullah'ın peygamberlik özelliği diyebilir miyim ben buna? Halbuki peygamberlik özelliklerini sıralarken biz ne diyorduk? O bir elçidir, o bir seçilmiş peygamberdir. O halde tebliğ etmek zorunda, yani anlatmak zorunda. Tebliğinde bulunmak zorunda, yani beyan etmek zorunda, açıklamak zorunda. Temsil özelliği vardır diyorduk. Biz teşri özelliği vardır diyorduk. Biz bunların tamamını peygamberlik özellikleri sıralamasında sıralardık arkadaşlar. Çünkü ben bir birey olarak rastgele hüküm veremem. Teşri özelliği bende olmaz. Ama dürüst olmak her insanın vazifesidir. Bende insani bir görevdir. Ceyhan'a bakıyorum. Hoşgörü yine insani bir vazifemizdir arkadaşlar. İnsan olana yakışan bir vasıftır. Bu bir peygamberlik özelliğidir diye ayırt edemem. Bu peygamberlere hastır diyemem. Adalet yine insani bir özelliktir. Yeryüzünde yaşamış bütün canlıların üzerine vebaldir, borçtur. Adalet duygusu olmazsa diğer değerleri tesis edemeyiz. Merhamet yine insani bir duygudur. Bu sadece peygamberlere hastır diye ayırıp koyamam ki. Ama peygambere has olan özellikleri sıralamıştım. Onlar bende olamaz. Çünkü ben seçilmiş biri değilim. Ama o yaratıcı tarafından seçilmiş birisi. O halde bu bilgi sorusunu ezberleyeceğiz arkadaşlar. Tebyin, tebliğ, temsil, teşri gibi özellikler peygamberlik özellikleridir. Diğerleri ise insani özellikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepimizde olması gereken. Bursa, tebyin doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Evet sevgili gençler. Aslında yine bir bilgi sorusu ve yorumla harmanlayacağız şimdi. Aşağıdakilerden hangisi yazılmış olan sahih yani doğru hadis kitaplarından biri değildir? İstenen soru ne? Hadis kitabı olması. Bakın hemen bunun altını çiziyorum bir kere. Hadis kitaplarından birisi olmayacak. Hemen metni okuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile birlikte insanlar Hazreti Peygamber'in sözlerini kendilerine düstur edinmişler ve uygulamaya gayret etmişlerdir. Ancak bazı kimselerin Hazreti Peygamber'e ait olmayan sözlerinin iletilmesi, aktarılması ile kargaşa yaşanmaya başlamıştır. İslam alimleri bu sebeple Peygamberimizin hadislerini yazmaya başlamışlar ve güvenli bir sistem kurmuşlardır. Yalan bir sözün dahil olmaması için oldukça titiz ve kaynaklı çalışmışlardır. Şimdi bu kaynaklı çalışmalardan yani doğru kabul edilen, sahih kabul edilen hadis kitaplarından olmayanı soruyor. Tam bir bilgi sorusu. Hemen bakıyorum Adana'ya. Sahih-i Buhari. Evet arkadaşlar, sahih kabul edilen, doğru kabul edilen ana kaynaklardan bir tanesiydi Sahih-i Buhari. Sünen-i Ebu Davud, doğru kabul edilen kaynaklardandı. İbn-i Mace, doğru kabul edilen kaynaklardandı. Yine Sünen-i Nesai, Nesai dediğimiz kitabı. Evet arkadaşlar, doğru kabul edilen kitaplardandı. Ancak Edirne'ye geliyorum. Hak dini Kur'an dili. Bakın bilgi sorusu demiştim. Çünkü hak dini Kur'an dilinin bir hadis kitabı olmadığını bilmemiz lazım. Hak dini Kur'an dili bir tefsir kitabıdır arkadaşlar. Bu sebeple sorunun net cevabı Edirne.